Merhaba, Güvenlik TV'nin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün özel konuğu Zemana firmasından Emre Tınaztepe olacak. Emre Bey ile görüşmeden önce daha önceden bilişim güvenliği dünyasında neler oldu, neler ilgi çekici haberler neler, bunları konuşalım. Evet, ben geçen dün yani işte akşam saatlerinde bir haberle Türkiye bayağı bir sarsıldı. Microsoft.com.tr, PayPal.com.tr, MSN.com.tr, Coca-Cola.com.tr, Yandex.com.tr, Live.com.tr, Atmail.com.tr, Gmail.com.tr, BDP.org gibi sitelerin hacklendiğine dair haberler yayılmaya başlandı. 47 nickli arkadaşın sitelere bırakmış olduğu mesaj, yani sitelere bıraktığı mesajdaki nickiyle 47 bir takım mesajlar bıraktı ve ben de gerçekten kontrol ettiğimde bu sitelere ilgili mesajla karşılaştım. Daha sonradan hem o ismini de söyleyebiliriz bilmiyorum, Emrullah Twitter'dan kendi yazdığı DNS hijacking, hem de Yandex'in daha sonrasında yaptığı bir açıklama var bununla alakalı. İsterseniz açıklamayı okuyayım ben. 4 Mayıs Cuma günü yaklaşık olarak saat 18'de com.tr uzantısıyla biten alan adlarının kayıt işlemlerinden sorumlu kuruma ait sunucular kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucunda Yandex, com.tr dahil olmak üzere com.tr uzantısına sahip birçok popüler web sitesinin alan adı kayıtları değiştirilmiş ve söz konusu sitelere ulaşmak isteyen kullanıcılar saldırıyı düzenleyen kişilerin sayfalarına yönlendirilmiştir. Konu tarafımızdan derhal incelemeye alınmış ve alan adı kayıtları ilgili kurum tarafından yaklaşık olarak saat 20.00'da düzeltilerek sorun giderilmiştir. An itibariyle Yandex, com.tr ve diğer tüm Yandex servisleri sorunsuz olarak çalışmaya devam etmektedir. Özellikle dikkat çekmek isteriz ki Yandex sunucularına yapılmış bir saldırı söz konusu değildir ve hiçbir Yandex servisi zarar görmemiştir. Gelecekte benzer durumların oluşmaması adına gerekli önlemleri alıyor olduğumuzu bildirir diye bir açıklama yapmış. Buradan anlaşılan bir Nick.tr'nin herhalde saldırıya uğradığı şeklinde ve DNS kayıtlarının değiştirildiği şeklinde, Yandex'in ya da diğer Microsoft'un, Google'ın kendi sunucularına yapılan bir saldırı değil, DNS üzerinden gerçekleştirilen bir saldırı. Zaten bu DNS saldırıyı gerçekleştiren arkadaş da aynı şeyi söylüyor. Fakat bunun kötüye kullanılması durumunu düşündüğümüzde asıl tehdidin boyutu o zaman ortaya çıkıyor. Yani siz eğer Nick.tr'yi ulaşabiliyorsanız ve bu kayıtları değiştirebiliyorsanız, kötü niyetli bir aksiyonun içerisinde olmuş olsanız eğer, sadece mesaj bırakmakla kalmazsınız. Gider bütün bu kullanıcıların ziyaret ettikleri sitelerden bilgisayarlarına zararlı kod yerleştirmelerine imkan tanıyacak bir düzenek kurarsınız ve çok daha fazla zarar verebilirsiniz. Bu da bu alan adlarını kontrol eden kişi ya da kurum için güvenliğin daha ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini ispatlayan bir olaydır diye düşünüyorum. Aslında firmalar hep hani dış ağlarına önem veriyorlar, işte firewall'ları, web sunucuları, saldırı tespit sistemleri engelleme, ancak DNS'leri birçoğunun dışarıda tutuluyor. Tabii root sunucuların da hani burada şey var, bir zaafı olması. Yani elinizden bir şey gelmez. Yani com.tr hacklendikten sonra siz istediğiniz kadar DNS sunucuyu kendi üzerinizde tutun, bunun bir anlamı yok. Bu da şu olabilir, belki hani DNS izleme servisleri var. DNS'te hani değişiklikle ilgili bir uyarı alırsanız siz, bu muhtemelen hani olayı fark edip bir an önce yani şunu bilmiyorum açıkçası, 18'de gerçekleşen bir işlem saat 20'de geri alınmış, 3 saatlik. Yani bundan daha hızlı bir süre olabilir miydi açıkçası? Yani DNS monitoring zaten Yandex kendi sistemini monitör ediyordur bir şekilde. Ulaşılamadığı tespit edildikten sonra gerekli araştırmaya girilmiştir. 3 saatte uzun bir süre ama yani bunun standardı nedir açıkçası bilmiyorum. Yani bu böyle bir saldırı bir saat içerisinde bertaraf edilebilir miydi? Onu da açıkçası bilmiyorum. Yani birçok kurumu etkileyen bir şey olduğu için hemen ilgili kişilerle işte burada dediğim gibi belki izleme, farkındalık ve işte yani kuvata geçmek. Şundan emin değilim, ondan söylüyorum. Yani Yandex kendi sisteminin çalışmadığından emindir ama Nick.tr'deki Nick.tr'de monitör ediliyor mu, ondan emin değilim. Yani. Ben de bilemiyorum ama yani DNS her zaman zayıf karnı ve önemli.
İşte domainin expire olması, bu çok şey yapılabilir. Sayfaları yönlendirilmez, mailleri yönlendirilir. Mailleri transparan olarak üzerinden geçirilir ve okulun kopyalanır. Evet. Sayfalara hani exploit kodu yerleştirilmez, gizli reklam yerleştirilir, para kazanılır. Ya yani 3 saat bence ciddi bir süre. Kesinlikle. Yani 3 saatte birçok zararlı aktivite gerçekleşir. Bir de şunu düşünürsek hani ISP'lerin bu DNS sorgularını cache'lemiş olduğunu düşünürsek hani belki cache'lerinde duran sunucular daha uzun sürede belki kullanıcıların o şekilde yanıt verdi. Bu Oracle güvenlik açıklarından, problemlerinden bahsedelim. Oracle'da 4 yıl önce Oracle TNS servisinde bir güvenlik açığı buluyor bir araştırmacı ve bunu Oracle'a bildiriyor. Oracle'da Nisan 2012'de bunu giderdi. İddia ediyor en azından. Giderdiğini iddia ediyor. Ama araştırmacı daha sonradan baktığında Oracle bu açığı kapattım demesine rağmen hala problemin bulunduğunu görüyor. Oracle'da daha sonra işte biz hani ileriki sürümlerde düzeltecektik aslında. Hani tam bir facia aslında. Yani bir firma açısından 4 yılda bir açığı kapatamamak ve sonrasında kapattım deyip ardından kapatmadı ortaya çıktıktan sonra ben ileride kapatacaktım. O yüzden şimdi kapattım demek tam bir facia. Yani yönetilemeyen bir senaryo söz konusu burada. Çok özellikle Oracle'ın bütün versiyonlarının etkilendiğini göz önünde bulundurursak ve Oracle TNS Poison olarak adlandırılan bu açık sayesinde saldırgan connection, herhangi bir connection sniff edip araya komut da gömebiliyorsa bunun kritikliğini Oracle'ın bence anlamış olması gerekirdi. Yani 4 sene uzunca bir süre ve bunun üzerine hala kapatmayıp ben kapattım demesi bu ayrı bir facia. Tabii. Kurumlarda zaten Oracle, yani benim gözlemlediğim kadarıyla Oracle üzerine bir patch geçmek gerçekten uzun bir süreç ve hani birçok yerde belki de geçilmiyor. Hani ya firewall'lar arkasına alınıyor, sunucular hani belli yerlerine erişim oluyor vesaire ama O ayrı bir case dediğine katılıyorum. Birçok firma Oracle'a aman dokunmayalım elimizde kalır yaklaşımıyla yaklaşıyor. Oracle'ın güvenlik yaklaşımı da ayrı bir şey. Ayrı bir case, onu da ele almak lazım. Yani her ne kadar Microsoft'la alakalı ki birazdan konuşacağız. Sistemlerinde açıklık bulunsa da Microsoft bulunan açıklıklara hızlı reaksiyon gösteriyor. Ve Oracle'la karşılaştırdığımızda hani kıyas kabul etmeyecek şekilde hızlı Microsoft. Oracle'da hani 4 sene bir daha şeyin kapatılmaması çok ciddi bir süre bence. Şimdi Microsoft söz hazır Microsoft'tan açılmışken Microsoft'un yine 23 tane zafiyeti kapatacak 7 tane bülteni gelecek önümüzdeki salı günü. Bunlardan işte kritik olanları var. 3 tanesi critical seviyede, geri kalan 4 tanesi important seviyede. Bunların içerisinde .NET Framework'ten Office'e, Windows'tan Silverlight'a kadar farklı ürünlerdeki açıkları kapatacak yamalar mevcut. 7 tane bulletin geliyor, 23 tane açığı kapatacak şekilde. Adobe'da Cuma günü bir kritik bir Flash ile ilgili bir güncelleme yaptı. Flash Player'daki bir açığı gideren. Bizim Flash güncellemesinden bahsetmeyeceğimiz bir programımız olacak mı Sertan? Olmayacak. Biz her programı standart o zaman çekelim koyalım. Adobe yine bir Flash için güncelleme. Microsoft güncellemelerini geçelim. Hatta şöyle yapabiliriz. Bir Flash, bir PDF. Acrobat. Bir yayın Flash, bir yayın PDF. Adobe'un aslında hani bu security response dediğimiz hani yanıt verme ekibi iyi ve hani prosedürlerini de güzel oluşturmuş durumda. Diğer firmalara, işte Oracle'a göre mesela diyebiliriz. O bakımdan hani Adobe'u takdir etmek lazım. Birçok bilgisayarda da kullanıldığı için aslında çok da kritik. Genelde biz hep Microsoft güncellemeleri kurumlarda önemseniyor ama işte bu Java olsun, Flash Player olsun, Adobe Reader olsun. Bunlar genelde güncellenmeyebiliyor, eksik kalabiliyor. Orada da yama yönetim süreci aslında kritik. Şimdi şeyden bahsetmişken, Oracle'ı bu kadar eleştirmişken, Microsoft'un geçenlerde biz yine programda konuştuk. Yetkisi olmayan kişilerin eline geçen bir takım kodlar vardı. Evet. RDP açıklığı vardı ve RDP açıklığını bulan kişinin kodlarının Çinli sitelerde kol geçtiğinden bahsetmiştik ve bununla alakalı hani ne işi var Çin sitelerinde, demek ki birileri bu kodu sızdırdı diye konuşmuştuk. Microsoft'tan bu hafta içinde bir açıklama geldi. Bu POC kodunun sızdırdığı iddia edilen Çin menşeli bir güvenlik firması var. Hangzhou DP Tech Technologies diye. Bu daha önce de bahsetmiştik. Microsoft'un Microsoft Active Protection Program diye bir programı var ve
güvenlik vendorlarını daha hızlı respons müşterilerine hizmet versinler, güvenlik zafiyetlerinden müşterilerini daha hızlı korusunlar diye dahil ettiği bir program ve burada public olmadan birçok şey bu partnerlar tarafından paylaşılıyor. Bu Çinli partneri tarafından o kodun sızdığına dair bir sonuca ulaşılmış ki Microsoft Active Protection Program üyeliğinden bu şirket çıkartılmış. Bununla alakalı yine TechNet'te bir açıklama yayınlandı. Microsoft aynı zamanda hani bu programa alacağı, katacağı, dahil edeceği firmaları daha sıkı kontrol edeceği, evet, bunlara daha sıkı kontroller uygulayacağını da bildirdi. Çünkü böyle bir şeye gerçekten ihtiyaç var hani üreticiler olarak. Ama şu da bir gerçek, yani bunu yapması için, daha sıkı kontrol edebilmesi için böyle bir olayın mı gerçekleşmesi gerekiyordu? Hani bir musibet bin nasihatten iyidir dememiz lazım, onu da bilmiyorum. Tabii yine bir şeyde konuşmuştuk, PCI onaylı bir servis sağlayıcı Atlanta merkezli global payment firmasının eklendiğine dair bir bilgi geçmiştik. Onun şeyleri netleşiyor. Her ne kadar ketum olsalar da bilgileri paylaşmak noktasında bu 1,5 milyona yakın kredi kartı bilgisinin ele geçirildiği söyleniyor. Bu kredi kartı bilgilerinin ise Track 2 olarak geçen kredi kartının arkasındaki bant, o şeritte yer alan Track 2 olduğu söyleniyor. Track 2'nin içerisinde ne var? Bunun içerisinde account number, expiration date, servis kod, pin ve CVV bilgileri var. Yani ele geçen bilgiler bunlar. Ele geçmeyen bilgiler neler? İsimler, adresler ve sosyal güvenlik numaraları ele geçmemiş diyor. Diyor ama... Evet, ama şu da bir gerçek. O bilgiler ile de yine bir takım işler gerçekleştiriyor olabilir. Bu arada şeyin PCI bu sertifikasyonu düşürdü. Yani onaylı servis sağlayıcılar listesinden bunu çıkardı. Global Payment firmasını çıkardı. Gerçi Global Payment firması işin peşini bırakmadı. Ben hayır, tekrardan sertifikalı servis sağlayıcı olacağım. Bu yüzden yetkilendirilmiş bir firma tarafından denetleniyorum şu anda diyor. Bakalım sonuçlar ne olacak? Symantec'in bir raporu vardı. Internet Security Threat Report. Evet, Volume 17 yayınlandı. Benim de çok merakla beklediğim endüstrinin nereden nereye gittiğini ya da güvenlik tarafında nelerin yaşandığını çok çok güzel özetleyen bir rapor. Neredeyse ilk versiyonundan beri yakından takip ederim ve geçmişte de bununla alakalı çok fazla sunum yaptım bu raporu kullanarak. İlginç istatistikler var. Adresi paylaşıyor olacağız. Hatta symantec.com/threatreport adresinden izleyicilerimiz indirebilirler. Birkaç tane şey var, dikkat çekici başlık var. O da şu, Symantec'in malware saldırılarını 2011'de toplamda 5,5 milyar adet malware saldırısını blokladığını söylüyor rapor. Bu 2011'e göre %81 artmış durumda. Ve 2011'de 403 milyon yeni zararlı kod varyantı oluşturulduğunu söylüyor ki bu 2010'a göre %41 bir artıştan bahsediyor. Yine spam'de ilginç bir şekilde %13 bir düşüşten bahsediyor. Fakat bu malware saldırılarının %39 elektronik posta üzerinden gerçekleştirilen malware saldırılarındaysa %39 bir artış. Yani spam'den malware'e doğru bir artışın olduğunu görüyoruz. Yine mobil zafiyetlerin de 2011'de 315 adet mobil zafiyet tespit edildiğini görüyoruz. Orada da bir artış var. Bu ve bunun gibi daha birçok çarpıcı istatistiği yine Symantec'in Internet Security Threat Report Volume 17'sinden izleyicilerimiz edinebilirler. Son olarak istersen şunu konuşalım. Gündeme de bu hafta düştü. El-Kaide'nin porno içerisinde veri saklama yöntemi keşfedildi. Bu Almanya'da bir El-Kaide şüphelisi üzerinde bulunan şifrelenmiş bir veri dosyası üzerinden bu işlem gerçekleştiriliyor ve bu video içerisinde aslında bir porno film ve fakat bunun içerisinde gizlenmiş 141 tane ayrı metnin yer aldığı tespit ediliyor. Ve işte ilerideki işler, çıkarılan dersler, operasyon raporları gibi 3 planın da içeriğinin yine bu porno içerisinde yer aldığı
tespit edilmiş. Bu da çokça fazla günümüzde kullanılan bir yöntem. Aslında steganografi evet. olarak adlandırılıyor ve bir resmin, bir videonun, bir ses dosyasının içerisinde başka dokümanları saklama yöntemi ve tespiti gerçekten çok zor. Özellikle eğer steganografi yazılımı encryption ve bir şifre destekliyse bunun çok çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Zaten steganografi kullanılmış mı bir yerde bunu tespit etmek için şüphelinin bilgisayarına el koyduktan sonra o bilgisayardaki bir takım artifektlere bakarız. Yani bir steganografi yazılımı bu bilgisayarda çalıştırılmış mı, yüklenmiş mi, kullanılmış mı? Oradan tespitle evet buradaki bütün videolar, bütün resimler şüphelidir. Steganografi kullanılmış ve içerisinde data saklanmış olabilir yoluna gideriz, yorumuna gideriz. Eğer böyle bir şey yoksa siz sıradan bir resmin içerisinde doküman saklanmış mı saklanmamış mı bunu tespit edemezsiniz. Bu da yine çok ilginç bir konu başlığıydı. Bu paylaşacağımız link içerisinde zaten steganografi ile ilgili de Türkçe bilgi var. İzleyicilerimiz merak ediyor. Steganografi nedir, ne yapılır? Nasıl çalışıyor, mantığı nedir? Evet. Gibi özet bilgi bulabilirler. Evet, bu hafta anlatacaklarımız bu kadar. Kısa geçelim. Konuğumuza keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Konu kısmında tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba, Güvenlik TV'nin bu haftaki konu Zemana firmasından Emre Tınaztepe. Kendisine hoş geldin diyoruz. Merhabalar. Hoş geldin Emre. Kendinden biraz bahseder misin? Bu bilgi güvenliğine nasıl ilgi duymaya başladın? Ben 14 yıldır programlamayla uğraşıyorum zaten. Maltepe Askeri mezunuyum. Mütakiben Karar Okulu'na geçiş yaptım. Burada sürekli bir proje çalışmalarımız gerçekleştiriliyordu. İşte okullar arası yarışmalar, üniversiteler arası yarışmalar. Bu sayede programlamayla ilgili devamlı bir aktivite halinde bulundum. 2006 yılının başında da bir arkadaşım vasıtasıyla elime bir kitap geçti. The Little Black Book of Computer Viruses diye. Kitabı okuduktan sonra çok etkilendim. Mütakiben de ufak bir salgına yol açtım farkında olmadan. Yani o zamanlar sanal makine vesaire yok tabii ki. Tamamen kendi bilgisayarımda çalışıyorum. Arkadaşımın bir tanesi bir USB bellek takıyor makineye. Sonra bir anda bütün okulun bilgisayarları mavi. Bunu gördükten sonra korktum açıkçası. Yani çok büyük bir güç çünkü bu. İlgimi çekti. O günden beri devam ediyorum. Daha sonra işte son bir yıldır da Zemana'dayım. Başlangıcı bu şekilde. Yani tamamen merakla alakalı. Yani programlamayla başlıyor. Daha sonra okuduğun kitaplar seni güvenliğe ve özellikle zararlı yazılım analizine direkt konuya itiyor. Güzel. Burada peki zararlı yazılım analisti olmak isteyenler, yani sonuçta bir belli aşamalardan geçtin. Programlamanın eminim bunda birçok katkısı olmuştur. Çok fazla. Burada nasıl aşamalardan geçebilirler? Yani neler tavsiye edebiliriz? Yani ilk önce şunu merak ediyorum. İlk önce gidip bir virüs mü yazmaları lazım? Sağlam bir virüs analisti olmak için. Yani şöyle aslında her zaman konuşulur. Saldırmayı öğrenmek mi lazım? Önce yani daha iyi savunmak için. Ben kesinlikle katılıyorum. Yani önce assembler'e girmesi lazım. Tabii hepsinden önce bir İngilizce geliyor. İngilizce'de de yani böyle tamamen işte %100 konuşur halde olmasına gerek yok. Bildiğiniz gibi teknik İngilizce aslında Time dergisinden çok daha basit. Yani başlangıçta bence İngilizce ile başlanması lazım. Mütakiben en az bir programlama dili şart diye düşünüyorum. Çünkü programlama dili bilmezseniz kodu trace edemezsiniz. Yani kodda yapılmaya, buna aynı şey gibi düşünün, bir plak gibi düşünün, plan kafası sürekli ileri geri gidiyor. Yani bu o analitik kafayı sağlamak için programlama bilgisi bence mutlaka şart. Peki şöyle bir istatistik var mıdır mesela? Günümüz zararlı kodlarının düzgün ve hızlı bir şekilde analiz edilebilmesi için şu dili bilmeleri daha iyidir denilen bir dil var mı yazılım dili? Evet, şimdi kesinlikle assembler bilinmesi lazım. Yani eğer assembler bilmiyorsanız çok high level'da kalırsınız. Yani CS International tool'larını kullanabilirsiniz. Yani malware'e bir fanustan bakarsınız diyebilirim. Ama assembler biliyorsanız, kodu trace edebiliyorsanız direkt olarak malware'i masaya yatırıp neşterle açabilirsiniz. O yüzden assembler mutlaka bilinmesi gerekiyor. Ya örnekleri tamamen şey canlı dünyada, çünkü gerçekten öyle görüyorum yani. Küçük yaratıklar bunlar. sürekli geziniyorlar sağda solda. Tutup hemen kesiyorsunuz. Bu ancak assembler'le mümkün. Peki şimdi şunu da sormak lazım. Şimdi kendini geliştirdi.
Türkiye için, Türkiye özelinde sorarsak bir zararlı kod analistin nerelerde çalışır? Türkiye'de Zemana'dan başka bir yerde çalışamaz. O da bir gerçek. Yani yurt dışında daha çok iş imkanı var. Türkiye'de işte Sertan Hocam'la da görüştük. 98'lerde, 2000'lerde bu alanda çok çalışan insan vardı. Ama bu sektörel anlamda herhangi bir yere doğru yönelmediği için tamamı bu işleri bıraktı. O yüzden Türkiye'de şu anda benim bildiğim böyle bir iş faaliyeti, bir alanı yok. Peki şöyle bir istatistik var mıdır? İşte Ruslar bu konuda çok iyidir de işte Hintliler bu konuda çok iyi değillerdir ya da yani böyle bir zararlı kod analiz tarafına baktığınızda hangi ülkenin daha fazla kaynakla bu sektörde yer aldığını söyleyebiliriz? Çok güzel bir soru. Ben de cevabını çok merak ettim. Bayağı bir araştırdım bunu. Doğu bloğu ülkelerinde yaşayan insanlar nedense bu alana daha ilgililer. Yani bilmiyorum teknik eğitimin ağırlıklı olmasından mı? Ama mesela Bulgaristan çok iyi hatırlarım bir yazı vardı. Virüs fabrikası diye geçiyor. Yani 2000'lerden sonra virüs fabrikası. Ruslar bu konuda gerçekten çok iyi. Yani herhalde matematik eğitiminden kaynaklanıyor. Daha çok teknik eğitimin olmasından kaynaklanıyor. Ya yani o analitik kafa bir şekilde oturuyor insanlarda. Ama benim de gözlemlediğim eğer gerçekten bu konuda kendini geliştirmişse bir kişi Türkiye'de olmasa bile yurt dışında kolaylıkla iş bulabilir. Kesinlikle. Çünkü son zamanlarda haberlere de baktığımızda ciddi bir zararlı kod analizinin gerçekleştiğini ve zararlı kod analizinin mesela ben kendi uzman olduğum alanın içerisinde, forensics içerisinde ayrı bir disiplin olan malware forensics'ten biliyorum. Eğer bu konuda uzmansanız gerçekten iş bulmanız hiçbir şekilde sorun değil. Tabii bunun da birçok aşaması var. Birçok konuda uzmanlık gerekiyor. Sadece assembler bilmeniz gerekmiyor. Analiz yaptığınız işletim sisteminin mimarisini çok iyi bilmeniz gerekiyor. İşte memori yönetimini çok iyi bilmeniz gerekiyor belki de. Şimdi zaten ondan bahsedeceğim. Yani assembler'a girdiğiniz zaman hangi sistemde çalışacaksınız ki güncel olan şu anda Windows. Yani malware konusunda çalışacaksanız Windows'u bir kere bilmeniz gerekiyor. Yakında herhalde Mac OS X'de gelecek değil mi sen? Gelecek hatta onunla ilgili zaten bir tartışma var şu anda. Macintosh yani fanatik arkadaşları çok kızdırmak istemiyorum ama ya kompleksite açısından Windows çok daha kompleks. Kullanış kolaylığı açısından hani ne kadar şeydir bilmiyorum ama Linux'e Macintosh çok daha rahat kullanımı olan işletim sistemleri. Kaspersky'den bir uzman sanırım bir açıklama yaptı. 10 sene geride diye Macintosh. Yani yakında onlar da çıkacak. Android şu anda mesela çok popüler. Buna girecek olan arkadaşlar varsa tavsiyem Android konusunda da çalışabilirler. Linux mimari olarak yani işletim sistemi mimarisi olarak Windows'tan biraz daha kolay hazmedilebilecek, anlaşılabilecek bir mimari. Bundan sonra da artık şeye geliyor iş. Yani İngilizce tamam, assembler tamam, işletim sistemini de tamamladınız. Bir sonraki aşama sizin dediğiniz gibi artık malware forensics'e giriyor. Çünkü lale devrediyorum ben bu eski virüsleri. Yani PL formatı çıktı. Normal exe'yi inceliyorduk işte debugger'da ama artık öyle bir şey yok. Yani kernel seviyesine çoktan geç, yani çok ciddi bir geçiş var şu anda. Rootkitler çok revaçta. O yüzden yani sadece portable executable formatını bilmek yetmiyor. Mutlaka şeye de geçmeniz gerekiyor. Kernel'e geçmeniz gerekiyor. Kernel'e geçtikten sonra artık çok trikli virüsler çıkmaya başladı. Malware forensics'e girmeniz gerekiyor. Yani dallı budaklı bir konu. Tabii bu malware'i incelemek için aslında reverse engineering bayağı kullanılıyor. Yani C'de bilmeleri belki faydalı olabilir mi? Yani hani assembler'ın da dışında yazdıkları bir programı, kendi yazdıkları bir programı assembler, disassembler'da işte debugger'da incelediklerinde bunun da bir faydası olabilir mi? Hani doğru çok güzel. Compiler yazdığınız kodu nasıl instruction'lara dönüştürüyor? Hangi flagleri verirsem işte nasıl derliyor, işte ne oluyor, assembler tarafında neler değişiyor? Çok mantıklı. Şu açıdan mantıklı. Şimdi normalde assembler'da yazarsanız bir kodu, optimizasyon yapılmadıysa aynen yazdığınız şekilde koda dönüşür. Ama C'de yazdığınızda yani iki tane fonksiyon olduğunu düşünün. Compiler'a göre belki o fonksiyonlar iç içe geçirilebilir optimizasyon olması için. Bunları denemeleri için ve kendi yazdıkları kodun assembler'a nasıl çevrildiğini, o paternler diyoruz onları. O paternleri anlamaları için C mutlaka bilinmesi gereken midir? Yani bu alanda uğraşacak bir adamın assembler'ın bir üstü C. Hı hı.
Yani ona en yakın olan dil C olduğu için bunu mutlaka bilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Tabii debugger ve disassembler de olmazsa olmazların arasında. Kesinlikle. Tavsiye ettiğiniz bir ücretli ücretsiz disassembler, debugger ikilisi ya da ayrı ayrı ne tavsiye edersiniz? Neyin üzerinde uzmanlaştınlar? Yani Oli diye bir mesele. Yani geçen bahsettiğiniz CEH'te 40 tane tool var demiştiniz. Siz bir tanesini anlatıyorum demiştiniz. Evet. Maalesef burada öyle bir şeyimiz yok. Yani topu topu 4-5 tane yazılım var. Yani Oli var, Immunity Debugger var, WinDebug var, bir de IdaPro var. Şimdi IdaPro'nun debugger olarak da kullanabilirsiniz ama çok tercih edilen bir debugger değildir açıkçası. Debugger konusunda eğer normal user mode program yapacaksanız, debug edeceksiniz. İsterseniz şöyle, çok özür diliyorum. İlk defa bu terimlerle karşılaşan izleyicilerimiz de olabilir. Debugger, disassembler, bunlar arasındaki farkı bir isterseniz kısaca bir anlatın, ondan sonra ürünlere geçelim. Şimdi bizim yazdığımız kodları makinenin anlayacağı hale çeviren bir ara birim var. Buna compiler diyoruz. Compile edip son exe'yi üretiyor. Exe dosyası, yani gerçi object dosyası üretiyor ama compiler dediğimiz bizimle bilgisayar arasındaki o interpretasyonu sağlayan bir cihaz. Compile edilmiş kodu tekrar bizim anlayabileceğimiz, çok yüksek olmasa da belli seviyede daha rahat anlayabileceğimiz hale çeviren yazılımlar disassembler'lar. Mesela IDA çok muazzam bir disassembler. Debugger dediğimiz zaman da bu kodu trace edeceğimiz. Yani aslında bir debugger aynı zamanda hem disassembler hem de debugger vazifesi görüyor. Ama disassembler dediğiniz zaman sadece disassemblersa çok daha fazla özellikler oluyor. Mesela code highlight oluyor, işte fonksiyonları ayrıştırabiliyor size. Yani debugger incelemek için, fakat canlı olarak incelemek için, disassembler statik olarak incelemek için kullandığımız bir kullandığımız programlar. Disassembler'a en iyi örnek IDA Pro. Debugger'a da user modda kullanacaksanız eğer OliDebug ya da Immunity Debugger. Kernel modda geçiş yapacaksanız en mahkum WinDebug kullanmak zorundasınız. Tabii eski bazı şeyler var, debugger'lar var. Mesela Sizer var, işte SoftIce var ama şu anda bunları kullanmanız mümkün değil. Şeyden kaynaklı, işletim sistemlerinin versiyonlarının yükselmesinden kaynaklı SoftIce'i örneğin kullanamıyoruz, doğru mudur? Mesela XP'de en son kullanabilirsiniz ama Vista'ya geçtiğiniz zaman SoftIce kullanıldığını hiç görmedim şimdiye kadar. Yani. Ya bir de çok zorlar, yani çok en fazla desteği sağlayan şeyi kullanmak zorundasınız. Çünkü ya bu iş çok zahmet isteyen bir iş ve zamandan her zaman tasarruf etmeniz gerekiyor. Ya mesela WinDebug kullandığınız zaman tık 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 her şey işler. Semboller desteklidir, Windows'tan direkt semboller gelir. Her şeyi görebilirsiniz. O yüzden fazla bir alternatifiniz yok. Bu konuda da şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Hepsinin scripting dili farklı. Mesela WinDebug'da bir scripting dili var. Yani akıllara zarar. Hani ne zaman yazılmış, ne yapılmış hiç bilmiyorum ama öğrenmesi çok zor bir scripting dili. Ve onu herhalde öğrendikten sonra yazdığınız scripti diğer debugger'da kullanamıyorsunuz ya da. Aynen öyle, kullanamıyorsunuz. Şimdi hepsi Python'a döndürülmeye çalışıyor. O yüzden tavsiyem arkadaşlara Python öğrenmeleri. Şu anda bizim camiada çok kullanılan bir dil. Gerçi network pentest'te de çok kullanılıyor artık. Yani scripting dili olarak Python'la başlamaları, daha sonra programlamaya geçmelerini tavsiye edebilirim. Bu ben yavaş yavaş konuların arasında geçiş de yapmış olmak adına sormak istiyorum. Şimdi anti-debugger tarzı bir takım şeyler var. Yani zararlı kodlar kodlanırken bir debugger tarafından incelenmesinin önüne geçmek adına alınan bir takım önlemler var. Şimdi bu, isterseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Ne kadar ilerideler bu adamlar? Yani bu kodları yazanlar, zararlı kodları yazanlar gerçekten öyle bir kod yazabilirler ve siz hiçbir şekilde bunu trace edemez misiniz mesela? Ya da yani şöyle söyleyeyim, zaten en büyük karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu. Yani zararlı eğer matrixin içinde olduğunu anlarsa çalışmayı kesiyor ya da farklı şeyler yapıyor. Normalde erişmesi gereken yerler dışında bize çok böyle masum şeyler yapıyormuş gibi gösteriyor kendini. Ama hani bunlar mutlaka işi zorlaştırıyor ama kesin çözüm değil. Yani incelenemeyecek kod yoktur. Yok, öyle bir şey yok. Hı-hı. Yani sanal makine sonuçta durdurabilirsiniz, devam ettirebilirsiniz. Yani en kötü sanal makine kontrolü yapıyorsa gerçek makineye geçer. Aynen öyle, bunu yapabilirsiniz. Gerçek makine. Ama orada da sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Mesela ne tür sıkıntılardı? En son bundan 7-8 ay önce yanlış hatırlamıyorsam 2 GHz'in altında çalışmıyordu cihaz. Ve 2 GHz olduğunu kontrol etmesi için sadece 3 tane instruction gerekiyor. Adam süper botnet yaratmaya çalışıyor. Yani
aşağılıyor aslında. İkinci gazinin altında ben çalışmam diyor. Herhalde yüksek bir iş yapacak, kapasite isteyen bir iş yapacak. Yani böyle ufak trikler olabiliyor. O yüzden derinleme analiz yapacaksanız, böyle gerçekten içine girmek istiyorsanız bu bir ekip işi olmak zorunda. Ekiplerine hangi konularda uzman arkadaşlar olmalı? Ekip dediğinizde mesela yani zararlı kod analizi yapan firmaların içinde çalışan arkadaşların her biri bütün bu konularda uzman mıdır? Mesela biz geçen hatırlarsan Mert'le konuşmuştuk, Mert'le sohbetimizde demiştik ki web uygulama, web pentestçi ayrıdır, network pentestçi ayrıdır, wirelessçi ayrıdır. Yani ayrı disiplinlerdir diyelim. Bunun doğru. Malware tarafı için konuşursak disiplinleri ayırmak gerekirse nasıl ayırabiliriz? Yani Windows zararlısı, mobil zararlısı, işte Linux ya da Mac OS zararlısı konularında uzman olan bu mudur mesela? Yani iş platform mudur mesela şeyi ayıran? Şöyle söyleyeyim. Birincisi, yani bunu ikiye ayırmak lazım. Ters mühendislik yapanlar, bir de İşletim sistemi çekirdeğiyle, yani işletim sistemi mimarisiyle alakalı bilgisi yüksek olan insanlar diye ayırabilirim. Yani kodu inceleyenler ve o kodun ne yapmaya çalıştığını anlayanlar diye ikiye ayırmak mümkün. İşletim sistemi konusunda genel bir bilginiz varsa, mimari konusunda, Windows veya Linux'a geçmek çok zor olmayacaktır. Mesela biz 13 kişilik bir ekibimiz var. Bunun 6 kişisi developer ve analist. Rootkitler konusunda mesela ben ilgileniyorum. Ya da işletim sistemi mimarisi konusunda. Exploit konusunda Erkan arkadaşımız var. Yani exploit de mesela ayrı bir alan bunda. Yani her şeyi bir kişinin bilmesi çok da aslında tercih edilen bir şey değil. Çünkü bir noktadan sonra bazı alanlarda yarım kalma ihtimaliniz olabilir. Yani network konusunda mesela ben girmem. Honeypot'a bakan başka bir arkadaşımız var. Yani malware'i ben çalıştırdığım zaman eğer bütün portlara, bütün Honeypot'tan da bahsedelim bu arada, bütün portlara açık olan yemleme bir sistem. Ben malware'i çalıştırdığım zaman eğer network'te herhangi bir trafik varsa ben sadece bunu kaydederim ve derim ki böyle bir dosya kaydedildi ama bunu ben incelemem, hemen başka bir arkadaşıma gönderirim. Bunu yapmazsanız artık polimorfik, metamorfik virüslerle savaşmak çok zor. Yani yeni packer'lar var, VMProtect mesela, yani devasa uğraştırıyor. Peki. Öyle tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil yani. Yani bu o zaman anti-debugger teknikleri, işte kod karmaşıklaştırma, neler kullanıyor diye konuştuk. İşte bu programları yanıltma teknikleri kullanıyorlar. Bu polimorfizmden bahsettin. Polimorfizm, metamorfizm bunlar nedir? Hani bunu da izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Polimorfizm şu şekilde. Şimdi bir eve gireceksiniz. Eve girmeden önce normalde hedefiniz ikinci kattaki birinci daire. Bir apartmanda toplam kaç tane kombinasyon var? İşte her katta 4 tane daire var diyelim. Bu 4 daireden önce 1. kata çıkıyorsunuz, sonra 5. kata çıkıyorsunuz, 6. kata gidiyorsunuz, en son o daireye gidiyorsunuz. Yani antivirüsün sizi yakalaması için gereken sizi takip etmesi. Ama şöyle de bir kısıt var antivirüste, ne kadar hızlı olursa o kadar tercih edilen bir cihaz olacak. Kod karmaşıklaştırma dediğimiz bu. Yani hedefe direkt gitmeyip, A'dan Z'ye direkt gitmeyip, önce B'ye sonra C'ye, yani sonuçta yapılması gereken birinci daireye girmek. Arada yaptığınız şeyler tamamen aslında antivirüsün kafasını bulandırmaya yönelik hareketler. İkinci sorunuz neydi? Bu yani polimorfizm, metamorfizm ona geçer miyiz, geçmez miyiz? İşte anti-debugger tekniklerinden mi bahsedebiliriz? Ondan bahsedeyim önce. Poli ile meta arasındaki fark şu. Şimdi polimorfizmde bir tane decryptor'ımız var. Anlaşılabilen tek kod decryptor. Geri kalan tamamı, geri kalan kodun büyük kısmı encrypt edilmiş şekilde ya da işte obfuscate edilmiş şekilde. Obfuscate dediğimiz zaman da arada çöp instruction'lar olduğunu düşünelim. Yani A eşittir 5 yerine A eşittir 2 artı A eşittir 2 artı 3 dediğiniz zaman yine 5'e ulaşıyorsunuz. Ama bir adımda değil de iki adımda gerçekleştiriyorsunuz. Dolayısıyla antivirüs imza almaya çalıştığında A eşittir 5 dediğiniz imza ile A eşittir 2 artı 3 dediğiniz imza tutmuyor. Polimorfizm bu şekilde. Bunu sürekli değiştiğini düşünün. Yani her yeni enfekte olan bilgisayarda, her yeni enfekte olan dosyada bu decryptor'ın değiştiğini düşünün. Ama geri kalan kısım aynı. Metamorfizmde ise metamorfizm tamamen bir sanat eseri. Yani o tarz bir şeyi yazmak zaten çok nadir şu anda piyasada. Tamamen kendi kendisini disassemble edip farklı bir sisteme göre bile derleyebilen bir virüs. Düşünün yani
Windows'ta çalışıyor ama kendisini Linux'a göre de derleyebiliyor. Yani muazzam bir zekanın içine girdiğini düşünün olayın. Polimorfizmden kat kat daha kompleks bir olay. Hem şifreleme hem bir compiler gibi kodu belki optimize etme, değiştirme, instruction'ları. Hatta kendi dili olduğunu söyleyebilirim. Yani high level başka bir dili var. Mesela ne assembler ne C++. Tamamen tasarlayanın hazırladığı bir poseido kod var. Önce bunu çeviriyorsunuz. Daha sonra hangi makineye derleyecekseniz o poseido kodu derliyorsunuz. Peki siz bu kodu nasıl elde ediyorsunuz? Yani eğer sadece bunu yazan kişinin kendisi tasarladığı bir kodsa bu, bir dilse bu, bunu nasıl elde ediyorsunuz? Yani bu bir, içeriden birilerinin sızdırması lazım ki bunu elde edebilirsiniz, öyle değil mi? Yani şimdi kodu çok sağlam trace etmeniz gerekiyor işte. Yani A dilindeki, adamın yazdığı dildeki A instruction'ı Intel'deki hangi instruction'a denk geliyor? Yani aşırı zahmet isteyen bir şey zaten. Anladım. Yani siz dua ediyorsunuzdur o zaman bize böyle bir şey gelmesin, zararlı gelmesin. İşinizden çözülürsen ayrılırsınız yani. Çok kötü. Peki bu malware'ları incelemek için nasıl güvenli bir laboratuvar ortamı oluşturulabilir? İlk başladığımda VMware ortamı yoktu ya da işte VirtualBox vesaire, hani arkadaşlar kendilerini ve bulunduğu şirket ağını veya hani kendi ev ağlarını tehlikeye atmadan amatör de olduklarını düşündüğümüzde nasıl güvenli bir laboratuvar ortamı oluşturulabilir? Piyasada şu anda birden fazla sanal makine var. Bu sanal makinelerden işte CAM'ı kullanabilirsiniz, VirtualBox kullanabilirsiniz. Ama yani bizim her zaman kullandığımız, artık bu camiada çok tercih edilen VMware. Hani güvenlikten bahsediyorsak, sonuçta bu da bir sanal makine ve zararları içine attığınız bir software. Bunda da mutlaka exploit olacaktır. Yani VMware'de de çıkan exploitler var. O yüzden en güvenlisi bence VMware. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Sanal makinede kendilerine özel bir şeylerin olmaması gerekiyor. Artı sanal makinenin share olmaması gerekiyor. Yani benim ana makinemdeki herhangi bir kaynağa ulaşamaması gerekiyor. Gerçi son zamanlarda çıkan exploitlerle guest'ten host'a, host'tan guest'e bir takım atlamalar da olduğuna dair şeyler şunu de var. Şunu da diyebiliriz, belki sanal makinenin son sürümünde olması gerekiyor. Kesinlikle, ki bu sorun yaşanmıyor. Şunu merak ediyorum ben. Şimdi siz bu sanal makineler üzerinde bir takım işlemler yaparken bunları otomatize etmek adına bir çalışma yapıyor musunuz? Yani bir zararlı kodun, bir malware'in canlı incelemesini yaparken davranışsal analizi dediğimiz nasıl davranıyor bir sistemde çalıştırıldığında, hangi prosesleri oluşturuyor, hangi dosyaları oluşturuyor, erişiyor, hangi rejisterleri okuyor, network'ten ne gönderiyor, yani bir sandbox tarzı bir şey kendiniz yapmak istediğinizde ya da öyle bir şey kendiniz hiç yaptınız mı, böyle bir şey yoksa? Bizim VM Analyze diye bir yazılımımız var. Bu yani o zaman işin arka tarafında bir takım scriptler vesaire de aynen koşuyor. Aynen. Yani sanal makineyi sıfırdan, snapshot'tan aç, belki de zararlıyı çalıştır, gerekli programlarla gerekli state'leri bir tarafa kaydet. Biz yaptığımız tek şey şu aslında. VM Analyze açıyoruz. Tamamen firma içinde kullandığımız bir yazılım. Yani ücretli satılan bir yazılım değil o zaman. Tamamen firma içerisinde. Peki dışarıdan buna benzer bir şey bulabilirler mi? Yani birçok sandbox var. Örneğin Anubis var. Ama bu yani size şunu sunuyor. Anubis de gerçi sunuyordu herhalde. Değil mi? Yani kendinizin kendi içinizde kurmanız, Anubis'in bir benzerini kendi içinizde kurmanız için gerekli kodları dağıtıyordu diye hatırlıyorum. Emin ben değilim ama. Ben sanmıyorum dağıttıklarını ama. Oraya ekliyorsun diye hatırlıyorum. İkinci bir şey vardı yani, hatırlıyorum ama ona da bakabiliriz. Jobbox diye bir tane sandbox var. Bunu satın alıp kendi sisteminize kurabiliyorsunuz, öyle hatırlıyorum. Ama bunun dışındaki sandboxlar, CV sandbox var, Sunbelt'in. Bunu da satın alabiliyorsunuz, kendi firmanıza kurabiliyorsunuz. Ya biz daha spesifik isteklerimiz olduğu için kendimiz bir tane uygulama yazdık. Burada prosesin yaptığı her şey tamamen kaydediliyor. Network trafiğine kadar her şey kaydediliyor. Yaptığımız tek şey üzerine drag and drop yapıp bırakmak uygulamayı. Otomatik sanal makineye kopyalanıyor. Yaptığı bütün işlemler kaydediliyor. Bizim daha önceden koyduğumuz çeşitli alarmlar varsa bunlar işaretlenmeye başlıyor. Yani örneğin C2.3'te Windows System 32'ye bir şey kopyaladı mı? Kopyaladıysa hemen bir tick box'ı görüyoruz. Check box'ı görüyoruz. Yani bunları kullanmadan zaten yapmak aşırı zahmet isteyen şeyler. Yani tek tek uğraşmak gerekiyor. Şundan bahsedeyim özellikle. Virüs Total geçen gün bir mail gönderdi. 100 bininci malware'imizi kutluyoruz diye. 100 milyon yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 100 milyonuncu malware'imizi kutluyoruz diye.
dikkat çeken şu, geçtiğimiz yıl 40 milyon mal veri sayısı, bu sene 100 milyon. Yani %200'den fazla bir artış var ve bu kadar mal veriyle uğraşmak için mutlaka otomasyon sistemlere ihtiyacınız var. Otomasyon sistem olmazsa buna insan kaynağı ayıramazsınız. Peki tam konumuz oraya gelmişken şunu merak ediyorum. Siz analiz edecek manuel bakmanız gereken dosyaları neye göre belirliyorsunuz? Yani öncelikle birinci aşama işte 10 tane 20 tane antivirüs tarasın. Onun tespit ettikleri, onların tespit ettikleri zaten bilinen zararlılar. Geriye arta kalanları biz manuel bakalım mı diyorsunuz? Akıllı olanlar kalıyor geriye zaten. Peki onun gerçekten zararlı olduğunu nasıl biliyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani nasıl, size bir dosya nasıl geliyor? Biz bundan şüpheleniyor muyuz? Zaten onun zararlı olduğunu bilse birisi size niye göndersin? Değil mi? Yani sizin o süreciniz nasıl işliyor? Ondan yani ürünün geliştirilme tarafını sormuyorum. Yani anti-rootkit tarafını sormuyorum. Size bir dosya incelenmesi, analiz edilmesi, manuel analiz edilmesi gerektiğine inanılan bir dosya nasıl geliyor? Şimdi şöyle, malware camiasında, yani güvenlik camiasında bunlar zaten paylaşılıyor. Yani sizin partnerleriniz tarafından bunlar size sürekli sabit ediliyor. Muazzam bir arşiv oluşmuş oluyor. Şimdiye kadar bize partnerlerden alıyorduk bunları. Özellikle spy kategorisinde olanları direkt... Yani zararlı olduğu bilinen dosyalar size geliyor ve siz onu analiz ediyorsunuz. Şimdiye kadar böyleydi ama geçtiğimiz ay IntelliGuard diye bir teknoloji çıkarttık. Bu şunu yapıyor. Şimdi bizim heuristik bazı algoritmalarımız var. Eğer bir uygulama sizden tuş kombinasyonlarını kaydetmeye çalışırsa direkt olarak anti-logger soru soruyor. Şimdi biz iki isteğimiz vardı. Birincisi sorulan soru şeyini azaltmak, sayısını azaltmak. İkincisi de kendi kullanıcılarımızdan da tespit ettiğimiz sample'ları almak istiyorduk. Şu anda konfigüre edilebilir bir şekilde. Ben bu cloud'a katılmak istiyorum diyorsunuz. Bu bir bulut teknolojisi. Sizde herhangi bir faaliyet tespit ettiğimiz anda o dosya ile ilgili bütün veriler bize geliyor. Eğer bizde yoksa dosyayı da rica ediyoruz programdan. Dosyayı bize gönderiyor. Özür dilerim. Dolayısıyla keylogging ibaresi tespit edilmiş o dosyada. Hemen bütün antivirüsler tarafından taratılıyor. Bir şey bulunmadıysa ve hala keylogger olarak işaretliyse ben diyorum ki tamam, bunu benim incelemem gerekiyor. Yani bütün dosyaları incelemiyoruz. Geldi, keylogger olarak tespit edildi, böyle bir faaliyet gösterdi. Antivirüsler tarafından da herhangi bir zararlı kategorisine sokulmadı. O zaman benim gözümde şüpheli hale geliyor. Yani bunları toplayıp önce bir toplu analiz, sürekli eleyerek devam ediyorsunuz. Peki, böyle hani aşama aşama örneklemek gerekirse bir tane sanal makine platformu seçin. Üzerine bir Windows XP, bir Windows 7, son sürümleri olsun değil mi? Son güncellenmiş sürümlerim olsun. Şöyle söyleyebilirim. Windows XP'den itibaren bugüne kadar bütün işletim sistemleri, yani build'lara göre dahi snapshot'larımız olmak zorunda. Ya çünkü bazen şey bile seçebiliyor zararlı. Service pack seçebiliyor, build seçebiliyor, işletim sistemini zaten seçebiliyor. O yüzden XP'den Windows 2008 Preview'e kadar bakın, şu anda çıkmadı ama sanal makine olarak bizde mevcut. Yani hangi tepkileri gösterdiğini görmek zorundasınız. Çünkü targeted attack da olabilir. Yani bir firmada tamamen XP kullanılıyordur. Siz gidip bir sitede denerseniz pop-up çıkartır size. İşte hello world yazar, sonra gider. Peki targeted ataklardan bahsetmişken hiç uğraştığın bir case var mı bize anlatabileceğin? İsim vermek zorunda değilsin. Yani şöyle bir olay vardı, şöyle bir zararlı sadece bu firmada çalışacak şekilde yazılmıştı gibi bir... Aynen o şekilde. Yani isim vermeden firma ismi anlatabilirsin. Yani yazılımın amacı buydu, şunu yapmaktı, şu açıyı kullanıyordu. Blog'da da bahsetmiştim zaten bundan. Şimdi diske parçalayarak, yani bir tane zararlı. Çok güzel bir şekilde packlenmiş. Custom bir pack yazılmış. Bu bir firmayı, devleti mi hedef alıyordu? Firmayı mı hedef alıyordu? Ondan çok fazla bahsetmesem tamam. Yani sonuçta özel bir case'ti sadece. Çalıştıktan sonra belli doküman formatları var. İşte PPT ve DOCTU yanlış hatırlamıyorsam. Ya, ofis formatları olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Bunları bölerek diske kaydediyor. Mütakiben de ayın belli günlerinde bir tane porttan sunucuya, yani bir tane port açıyor ve ayın belli günlerinde sadece. Belli günlerinde sadece. Yani
Daha önce NetSec'te de bu şekilde bir şeyle karşılaşmıştım. 10. 20. ve 30. günlerinde. Yani bu çok tercih edilen bir yöntem çünkü hiçbir şeyi trigger etmek istemiyorsunuz. Yani antivirüs çalışıyor, işte antimalware'lar çalışıyor sistemlerde ya da network trafiklerinde belki bir bakıma girdiği dönem oluyor, bilmiyorum. Sadece o süreçte bir tane port açıyor. Oradan sonrasında ne yaptığını zaten bilemiyorsunuz. Yani gelen istekleri göremediğim için ama dosya gönderimi yaptığından eminim. Çünkü başka bir maksatla bilgisayarda port açmak mümkün değil. Yani bir organizasyondan dosya sızdırmak üzere yazılmış bir virüs malware. Yani dikkatimi çeken şuydu aslında. Hani diskte file slug olarak saklıyor aldığı dosyaları. Yani dosyaların son kısımlarını ekliyor. Hani bunu neden yaptığını çok fazla şey yapamadım aslında. Düşünüyorum. Ama muhtemelen ya tecrübeli birinden veri kaçırmaya çalışıyor ya da sürekli taranan bir sistemden veri kaçırmaya çalışıyor. İlginçmiş. Özellikle faysiyle dosya kaydetmesi beni şu anda ilgimi çekti. Off the record bir ara detaylarını konuşuruz malware'in daha fazla neler yaptığı konusunda. Peki bu sanal makineleri kurdunuz. İçine herhalde belli programları kuruyorsunuz. Onlardan da hızlıca bahsedelim. Hani evinde kendini geliştirmek isteyenler nasıl bir laboratuvar ortamı oluştursun? Aslında benim hedefim bu soru. Sormak istediğim şey bu. Şimdi şu şekilde... Sanal makine içine Windows'ları kurdu. Sanal makinede şöyle bir sorunla karşılaşacaklar. Her malware her sanal makinede çalışmıyor. Dolayısıyla sanal makinede birçok customization yapmanız gerekiyor. Nedir mesela? Oradaki mesela benim bildiğim network kartının şeyine bakar işte. Hard disk ID'si. Hard disk ID'si, network kartı. Bunlar eğer VMware register'sa mesela örnek olarak söylüyorum. Ama sen ben bir sanal makine içerisinde çalışıyorum deyip sonlandırıyor. Mesela bunu registry'yle mi, bir özel bir programla mı değiştiriyorsunuz? Ya da bahsettiğin customization bunlar mı? Bunların değiştirilmesi mi? Bunlar, fakat bunlardan da öte olan şeyler var. Mesela VMware'de hard disk ID'si sıfırdır. Bunu gördüğü zaman tamam ben VMware'de çalışıyorum diyor. Ama bunlardan öte bizim değiştirebildiğimiz şeyler var. Fakat değiştiremeyeceğimiz şeyler de var. Örneğin VMware'de Magic Backdoor diye bir instruction var. İşte yani farz misal söylüyorum. EAX'e 5 koyduğunuzda EJX'den 8 alırsın tarzı bir kural var. Bunu tespit ettiği zaman çalışması iyi. Yani çalışıyor ama alakasız şeyler yapıyor yani. Anladım. Ya yani zararlı değilmiş gibi gösteriyor. Aynen öyle, aynen öyle. Zararlı değilmiş gibi gösteriyor. Zaten zararlı değilmiş gibi göstermek için yapılmış birçok şey var. Üstüne bir de bu sanal makine eklendiği zaman, detection eklendiği zaman çok çok daha işimizi zorlaştırıyor. Ya bunu nasıl geçiyorsunuz derseniz, fiziksel sistemde kurmak zorundasınız. Yani işte diffuse olsun, fog server olsun. Yani network'ten boot yapıp direkt otomatik imaj backup yapabilen sistemler kurmak zorundasınız. Açıkçası bunu çok fazla kullanmıyoruz. Ama yani çok ciddi manada şüphelendiğimiz mesela az önce bahsettiğim sistemde kullandım çünkü... Yani detection özelliği vardı o zaman. Dikkatimi çok çekmeye başladı çünkü yani yaptığı şeyler, girdiği yerlere dikkat ettiğimde dedim Emre bunu çıkart, önce bir laptopa at, laptopta bir bak, enfekte etsin, ondan sonra sanal makineye at. Sanal makinede böyle sıkıntılarla karşılaşacaklar. O yüzden internetten şöyle aratabilirler yani VMware detection nasıl bypass edilir? Bunları şey yapabilirler, tespit edebilirler. Peki yani VM Detection'ı %100 bypass etmek mümkün mü o zaman? Onu soralım ki kısa yoldan. Yani VM Detection'ı %100 bypass etmek... Yani bir kurduğunuz laboratuvar ortamındaki sanal makinenin öyle bir şekilde konfigüre edilmesini istiyoruz ki hiçbir hiçbir zararlı VM içinde çalıştığını anlayamasın. Bu mümkün mü mesela? Bunun için testler var aslında. Ya şimdiye kadar ben açıkçası görmedim tamamen engelleyen. Çünkü instruction seviyesinde bazı şeyler var. Kontroller var. O kontrollere takılıyor o zaman yani. Onlara takılıyor aynen. Onlardan da bazıları engelleniyor ama Magic Backdoor bildiğim kadarıyla engellenmedi. Bunları yapabileceğiniz testler var. Yani benim sanal makinem şu anda zararlı tarafından tespit edilebilir mi, edilemez mi diye. 2-3 tane test gerçekleştirebilirsiniz. Direkt uygulama haline getirilmiş. Çalıştırıyorsunuz. Sanal makine değil mi ya değilim diyor. Bunları gerçekleştirebilirler. Bunun yanında undetectable hale getirmek için de bildiğiniz exe'leri patchlemeniz gerekiyor. Yani VMware'in bazı kendi exe'leri var. Örneğin VMware tools kurduğunuz anda direkt olarak zararının elindesiniz zaten. Yani bunları patchleyip değiştirmeniz gerekiyor. Hardware ID'sinden register'deki değerlere kadar. Bunun dışında kurulması gereken programlardan bahsedeyim. Sanal makinenin içerisinde
Bir antrenör... Bunlar canlı inceleme için, özür diliyorum, canlı inceleme için zaten normal analizde işte debuggerların, disassembler'ın kurulması olayı ayrı. Bir de malware çalışırken neler yapıyor bunu analiz etmek için senin sorun, yani sanal makine üzerinde. Aslında statik incelemeyi de sanal makinede yapmasını tercih ederiz. Çünkü yani debuggerları da, disassembler'ları da sanal makine üzerinde yani çalıştırıyor. Birçok expert var. Mesela birçok malware'de şeyi görürsünüz. İşte yüzde işareti ise yüzde işareti ise birçok doldurur. Oli'de bir açık var. Bunu debug print yapmaya çalıştığı anda kod çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla kendi makinelerinde debug da disassemble da yapmamalarını tavsiye ederim. Bunu sanal makine üzerinde gerçekleştirmek çok daha etkili. Bütün sistemi onun üzerine kurulması gerekiyor. Sanal makineye kurmak gerekiyor. Sanal makinede birçok snapshot olmalı. Yani önce bir base alınmalı. Sistem kuruldu. Hiçbir patch yapılmadan yalnız. Yani XP'yi kurdum, tamamen salt XP. Versiyon 1, build 1. Bunun üzerine çeşitli servis pack'ler sırayla kurulup yine snapshot'lar alınması gerekiyor. Bundan sonra da her snapshot'ta da kullanacağınız tool'ları oturtup son bir snapshot almanız gerekiyor. Yani bununla uğraşmazsanız eğer analiz çok fena bir yer alabilir. Yani zamandan sürekli tasarruf etmek zorundasınız. Kullanacağınız tool'ların açık olmasına kadar. Mesela debug view kullanacaksınız, sağ tarafta açık olmalı. Ya da işte driver yükleyeceksiniz, sol tarafta hazır bekleme de olmalı. Sistemleri çok iyi hazırlamaları gerekiyor. Bu da bayağı bir zaman alan bir süreç. Zaman alan bir süreç ama bir kere hazırlandıktan sonra işi aşırı kolaylaştıran bir hale geliyor. Güzel. Bu sys internals'ın tool'larını kullanıyor musunuz? Sys internals'ın yani olmazsa olmazlarımızda takip etmek için programı. Zaten öncelikle hiçbir zaman şunu yapamayız. Yani dosya geldi, hemen atalım bakalım ne yapıyor disassembler'da. Böyle bir şey mümkün değil. Önce bir yaptığımız aşamayı anlatayım isterseniz. Önce bir içerisindeki string'lere bakılır dosyanın. Daha önceden karşılaştığımız bir şey var mı? Mütakiben multiple AV tarzında virüs totalle bir tarama yapılır. Daha sonra IDA'ya atılıp gidişata bir bakılmaya çalışılır. En son şeye girersiniz, sanal makinede çalıştırmaya girersiniz. Yani sanal makinede çalıştırmayı önce de yapabilirsiniz aslında. CS International tool'larıyla bu zararlı nereye erişiyor, ne yapıyor, bunları görmeniz mümkün ama göremeyebilirsiniz. Çünkü artık slow infection diye bir metot var. Bu kesinlikle çalıştırdığınız anda her şey olacak anlamına gelmiyor. Yani çalıştıktan belki bir saat sonra gerçekleşecek. Ya da yüzde mantığı var malware'da. %20 oranında enfekte ediyor. Yani siz de çalıştırabilirsiniz, ben de çalıştırabilirim. Ama bir başkası çalıştırdığı zaman enfeksiyon gerçekleşebilir. Bunları CS International tool'larıyla göremezsiniz. İşte ikinci aşamada aslında IDA'da çok derin bir inceleme yapmanız gerekiyor. Yani debugger ve disassembler'le. Yani siz bir taraftan kovalarken önden giden, ki önden gittiklerini düşünüyorum ben. Kesinlikle. Zararlı kod yazan arkadaşların. Sizden kaçmak adına akla gelecek bütün yöntemleri kullanıyorlar. Bunlar da güzel. Yani %20 dediğiniz 5 çalıştırılmadan birinde bulaş. Bu ne demek? 5'te 1 oranında analistin elimine, 5'te 4'ünün elimine edilmesi demek belki de. Tabii ki. Ya da işte yakalanma ihtimali de Evet, yakalanma ihtimali de azaltıyor. Ya da işte bir saat sonra sen infection'a başla. Yani sen bunu eğer gerçekten detaylı analiz yapmazsan çalıştırdın tool'u, hiçbir şey yapmıyor. Bu tool temizmiş. Post post edersiniz, geçersiniz. Ama işte bir saat sonra o gerçekten ne yapmak istiyorsa onu yapmaya başlar. Tabii şöyle şeyler de var. Mesela Duku, yani Stuxnet veya Duku, yanlış hatırlamıyorsam 26. günde kendisini siliyordu sistemden. Yani yapılması gereken şeyler yapıldıktan sonra orada olmasının aslında bunun bir mantığı yok artık. Tamamen temizlensin. Rustok bu sayede 1,5 sene hayatta kalabildi. Yani 1,5 sene boyunca antivirüs firmaları dediler ki böyle bir şey yok. Efsane. Şehir efsanesi. Yok. 1,5 sene sonra bir tane antivirüs firması virüs adı blok bir tane sample yakaladı. Sonra baktılar gerçekten varmış dediler. Saklanıyormuş. Aynen bu şekilde. Hani o kadar yavaş bir enfeksiyon mekanizması var ki ve o kadar dipten girmiş ki olaya. Hani şimdi yapılabilecekten mümkün. Yani artık çünkü şey değil, dosya enfeksiyonundan falan geçtik, MBR enfeksiyonu var, VBR enfeksiyonu var. Yani BIOS'a doğru gidiyor işler.
Bir gün bilgisayar açtığımız zaman direkt BIOS üzerinden başka bir şey görebiliriz. Aslında tarih kendini tekrarlıyor diyebilirim. Evet. Yani ilk başladığımda ben bu konulara... Çernobil'le giriş yapacağız herhalde yeni şeye, yeni çağa. Tamamen oraya gidiyor gibi yani. Hani eski adı Çernobil olmaz da başka bir şey olur. Eski tekniklere doğru bir kayış var şu anda. Peki bu malware analistlerinin ve günümüzde antivirüs, anti-malware firmalarının karşılaştığı en büyük zorluklar nedir? Yani bunlardan hazır bahsetmişken, yani firmalar ne gibi sıkıntı yaşıyor veya malware analistleri en karşılaştığı zorluk, problem nedir? Birincisi false positive vermemeniz gerekiyor. Yani bizim de en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. Çünkü kötü bir şey yapmayan bir zararlıyı, kötü bir şey yapıyormuş gibi gösterdiğiniz zaman kullanıcıların gözünde şeyiniz azalıyor, saygınlığınız azalıyor. Birincisi false positive'i engellemek zorundasınız. Tabii bunu engellemek için de çok ciddi imzalar çıkartmanız lazım. Karşı tarafta bunu engellemek için polimorfizm ve metamorfizm tarafına kayıyor. Ya da çok derin yerlerden sisteme kanca atıyor. En büyük karşılaştığımız sorun malware mi? Malware'sa ne yapıyor? %100 emin miyiz? Hatta bazı şeyler var. Mesela VB100 almak için bir tane false positive vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde size VB100 sertifikası verilmiyor. Dolayısıyla false positive birinci sıkıntımız. İkincisi anti-debug, anti-VM teknikleri. Üçüncüsü de bugünlerde aslında yaygınlaşmaya başladı. Server-side encryption. Yani eskiden malware kendi encryption'ını kendi yapardı. Kendi işini kendi yapardı. Şimdi artık o da yok. Server'a gönderiyor. Server onu yeni bir versiyonuna gönderiyor. Dolayısıyla encryption algoritması tamamen karşı tarafta. Yani inceleyemiyorsunuz. Çünkü server'a girme imkanınız yok. Bunlar ilerleyen süreçte bizi çok zorlayacak. Bir de en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, şimdi sanal makineleri biz kullanıyoruz malware'ları incelemek için. Aynı şekilde malware'lar da kendilerini geliştirmek için kullanıyorlar. Mesela VM Protect diye bir yazılım var şu anda. Temida diye bir yazılım var. Intel'in VT teknolojisini kullanıyor. Ve tamamen sanal bir ortamda kodu pack ediyor. Ya pack edilmiş bir kodu sanal ortamda çalıştırıyor. Dolayısıyla yani assembler öğrenmesi gerekiyor dedim az önce arkadaşlarım. Assembler öğrendikten sonra bir de bu kodu yazan arkadaşların yazdığı dili de öğrenmesi gerekiyor. Çünkü assemblerle uzaktan yakından alakası olmayan kodlar çalışıyor. Yani şu anda karşılaştığımız en büyük sorunlar bunlar. Güzel. Peki şunu da merak ediyorum ben. Az önce bahsettik yani BIOS'a kadar gidiyor. Peki bunun haricinde başka bir donanım bileşeninin üzerinde yerleşip çalışacak şekilde kodlardan bahsediliyor. Bunlar şehir efsanesi midir? Mesela ekran kartına yerleşen... Yani şimdiye kadar ekran kartına yerleşen görmedim. Ama bu Blue Pill diye bir zararlı vardı. Yani baktığınız zaman çok tehlikeli bir şey aslında. Yani bilgisayara bir hap içiriyorsunuz. Bilgisayar neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlayamıyor. Bu tarz şeyler yavaş yavaş gidiliyor. Bunun yanında hardware killer'lar şu anda bilinmeyen fakat gitgide kullanımı yaygınlaşan şeyler. Yani siz bilgisayarınızda hiçbir şey yok, tamam her şey güvenli ama klavyenizle bilgisayarınızın arasında şu kadarcık bir cihaz var. Ve öyle hale geldi ki bunlar artık wireless yayın yapıyorlar. Evet, onu söyleyecektim ben de. Dün eğitimde anlatıyordum ben killer'ları vesaire. Yeni neler çıkmış bunları arkadaşlara göstermek için açtığımda birkaç tane keylogger. Ekranda da var aynısı. Evet, keylogger şeyini. Yeni Wi-Fi üzerinden bütün capture ettiğini internete gönderen bir ufacık modül. Keylogger modülü USB üzerinden PS2'su da var hakeza ve Wi-Fi var. Ya bir ultim Wi-Fi ekran var. Ekran için çalışabiliyorsunuz. Yok ben şey için, klavye için olsun. Ekran için olanı ise ekranı capture eden şeyler var. HDMI kablo var yani. Araya giriyor ve capture ediyor. Ekranı capture ediyor. HDMI bunu yayın yapıyor bir de yani. Bravo. Yani onu gördükten sonra biz böyle sınıfça bir ayağa kalktık. Tamam dedik. Alkış saygı duruyor. İşin kötü yanı çok basit alabiliyorsunuz. Yani evet, fiyatlar da makul. 150-200 doları geçmiyor. Bu bahsettiğim aparatlar yani bilmem ne kadar milyon keystroke tutuyor, işte yok şu kadar 2 GB kapasitesi var ekran şeyini yakalayacak şekilde ve $200 alıyorsunuz bunu. Çok öyle hani APT'yi falan belki düşünmeden temizlikçi ablayı çağırıp ona 3-5 maaş avans verip
hani patronun odasını temizlerken evet şunu da bir tak bakalım şuraya demeniz belki de sizin için en büyük tehditlerden biri olsa gerek. Ya bana şey çok garip geliyordu. Keylogger'ları mesela CNET'ten bile indirebiliyorsunuz. Yani o kadar yaygın artık. Hani bunlar tamam bu kadar yaygınlaştı diyordum da bunları böyle çok ileri teknolojinin şeyler sanıyordum zamanında. Ama yani şu anda direkt sipariş verin, ertesi gün yurt çıkar böyle evinize kadar gelir yani. O kadar yaygın hale geldi. Peki zaman olarak bu yani bu teknik sorularınız bittiyse şey soralım bir de bu sizin sample'ları aldığınız bir tane siteniz vardı. Yani antivirüs yazanların da virüs yazanların da çokça ziyaret ettikleri bizim Wake Heavens diye bir sitemiz vardı ve artık o yok. Şimdi bu yeni başlayanlar için ya da sizin için bir dezavantaj oldu mu böyle bir sitenin kapatılmış olması? Şimdi şöyle yani bana çok emeği geçti. Yani açıkça söylemek gerekirse muazzam bir kaynaktı o. Virüs kaynak kodlarından virüslerle ilgili yani bunlar şey değil. Hani sistemi nasıl hacklersiniz, yaparsanız bunun gibi makaleler değil. Gerçekten felsefeyle ilgili makaleler vardı orada. Yani adam virüsün ve antivirüsün felsefesi. Gerçekten ciddi manada felsefeydi yani. Böyle hayranlıkla okuduğum makalelerdi onlar. Yani mesela neydi? Hatırlamaya çalışıyorum ama yani öyle ileri seviye böyle yani çok farklı açıdan bakan insanların yazıları vardı orada ve 98'den 90'lardan beri yazan insanlar vardı. Kurucusu Hermit, mail dahi attım hani arşiv varsa alabilir miyiz vesaire kapattılar. Şu anda Ukrayna polisi tahkikat gerçekleştiriyormuş site hakkında. Başka benim bildiğim bir kaynak yok. Yani EOF Project diye bir site vardı. 4-5 tane zan çıkarttılar. Onu takip edebilirler. Ama onun dışında bulan varsa mutlaka bana mail atsın. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum yani. İzleyicilerimizden birisinin de sorusu buydu. Hani VX7's kapatıldı. Nereden bir şeyler okuyabiliriz? Belki hani bu malware analizi yapmak isteyenler için işte zararlı yazılımları nereden bulabilirler? İnternet üzerinde var ama işte ne bileyim. Offensive işte. Computing'di yanlış hatırlamıyorsam ya da Offensive Security miydi? Offensive Security. Offensive Security ile yine ciddi malware sample'larının yer aldığı bir site diyebiliyorum. Offensive Security'den alabilirler. Birkaç tane blog yazarının paylaştığı yani antivirüs firmalarında çalışan blog yazarlarının paylaştığı sample'lar var. Bunlarla ilgili ben ayrı bir blog yazısı yazacağım. Serton Hoca'yla da konuştuk. Yani bunları şimdi söylesem akılları yapmayacaktır. Ayrı ileride paylaşılabileceğinin var olduğunu söyleyebilirsin. Kendi feedburner'ımdaki listeyi de paylaşacağım. Sample nereden alınır? İşte bu konuyla ilgili makaleler nereden alınır? Bunları da paylaşacağım. Çok iyi olur. Ama tabii ki bunlar felsefi şeyler olmayacak. Hatırladım bu arada söyleyeceğim şeyi. Yani genetik virüslerden bahseden makaleler dahi vardı orada. Yani şekil değiştiren virüs nasıl yazılır? İşte normal virüs tarzı, grip virüsü gibi bir virüs nasıl yazılır? Bu tarz makaleler dahi vardı. Biraz daha high level olsa da elimden geldiğince güzel bir arşiv oluşturacağım o konuda. Umarız arşiv o zaman VX7's arşivi bir şekilde çıkar. Birinin arşivinden torrent vesaire olarak paylaşılır diyelim o zaman. Evet. Yazınızı da merakla bekliyoruz. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Peki bu zaman olarak virüs analizi konusunda bir yarışma düzenlediniz. Ben de çok merak ediyorum, tebrik ediyorum, teşekkür de ediyorum. Hani kendi adıma, güvenlik TV adına. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yani böyle bir şey olması gençlere bir teşvik edici bir faktör. İş imkanı da sağlıyordu bu virüs analizi yarışmanız sizin. Nasıl katılım ne seviyedeydi, kaç kişi katıldı veya ilgi gösterdi? De hani analiz kısmına belki geçti geçemedi ondan biraz bahseder misin? 150 civarı bir katılım oldu. Ya başlangıçta bayağı umutluyduk aslında. Bu sefer çıkartacağız dedik. Çünkü şunu gerçekten istiyoruz. Yani Türkiye'den ekip arkadaşlarımız olsun istiyoruz. Şu an Türkiye'den ben çalışıyorum. Bir de web developer'ımız var. Yani bunu genişletmek istiyoruz. Çünkü burada ciddi oranda bir kaynak olduğunu biliyoruz. Yani sizinle de görüştük. Bundan 10 sene önce reversing konusunda Türkiye'de çok ciddi bilgiye sahip olan insanlar vardı. Hani bunları belki çıkartırız diye uğraşıyoruz ama bir şekilde bırakılmış bu alan, terk edilmiş. Yani herhangi bir faaliyet göremedik. Katılan arkadaşlardan işte bir kişi birinci aşamaya geçti. Şöyle bir gerçek var, ben blogda zaten yazdım ne yapılması gerekiyor. Yani tamamen oradaki adımları takip etseler direkt şey yapabileceklerdi. Ucu olarak evet. Belki de okumadılar yani hani şey yapmadılar. O da olabilir. İlgi alanlarına girmedi. Yani
çok düşündüğümüz gibi değildi açıkçası. Ya beklediğiniz şeyi sonuca ulaşamadınız aslında. Aynen öyle. Yani aslında ödülü arttırmak istiyorduk. Hani ben dedim çıkacak, kesinlikle çıkacak. Yani ikinci aşamayı tamamlayan kesinlikle çıkar bir kere. Üçüncü aşamayı da ortalarlar. Yani bu ülkede o tarz adamlar var dedim. Bu olursa da ödülü arttırmayı düşünüyorlar. Yani arabaya kadar götürmeyi düşünüyorlardı ödülü. Ama maalesef olmadı. Bir buçuk ay sonra tekrar bir yarışma düzenleyeceğiz. Belki bu yarışmaya bazı kişiler ilgi göstermemiş olabilir. Aslında sizin sayenizde şu anda belki de duyurusunu da yapabilirsiniz ya. Varsa böyle bir yarışma hazırlığınız tekrarı gibi. Onu da buradan duyurabiliriz. En azından yine önceki yarışmayı duymamış olanlar buradan haberdar olurlar bir sonraki yarışmaya ve sizin de potansiyel yarışma kazanıcı ya da yarışma adayları diyelim, yarışmacıları. Buradan... Şöyle yapabiliriz o zaman. Ben yarışmayı 2 hafta daha uzatabilirim şimdi. Yani bütün ipuçlarını vermeme rağmen 2 hafta daha uzatalım yarışmayı. Buradan bütün arkadaşlara da söylüyorum. Yapılması gereken her şey zaten şeyde yazıyor. Blokta yazıyor. Blokta yazıyor. Gerçekten şey değil, hani gözleri korkmasın. Esamdır dedim vesaire dedim. Yani bunlar çok şey değil aslında. Ödülü de hatırlatalım belki. Ödül de Intel'den bir Ultrabook. Ultrabook, evet. Arabayı beklemeyin bu yarışmada. İnşallah şey olur. Katılım bir sonraki yarışmada belki. Evet. Veya böyle sürekli şey artacak bu hediye. Yani çünkü ekibi sürekli geliştirmek istiyoruz şu anda. İlgilenenler artsa bu yapılan işte Notcom vesaire gibi konferanslarda öyle bir Capture the Flag yerine Malware Analizi yarışması bile düzenlenebilir. Birkaç kişinin oturup birlikte analiz yapabileceği, ekipleriyle girebileceği. Notcom'da o tarz bir şey yapacağız. O konuda görüşme yaptık. Yani şu anda ekibi genişletmek durumundayız. Çünkü Amerika'dan bir ASP ile anlaşıldı. Artı anti-malware çıkacak yakında. O yüzden sürekli yeni personele ihtiyacımız olacak. Bu yarışma da aslında ona bir hazırlıktı. 2 hafta daha uzatalım. Ben bekliyorum sample'ları. Yani örnekleri. Şunu da söyleyeyim, hani ikinci aşamaya gelmeleri... Yani 2 hafta daha uzatıldı aslında yarışma daha önce de. Normalde 1 aydı süresi. Ben istek yapan arkadaşlara dedim. Hani gönderin, kabulümüzdür. Ya yeter ki ilgili olduğunuzu görelim. Ya üçüncü aşamayı tamamlamalarını beklemiyoruz. Sadece o ışığı görmek istiyor ekip şefimiz. Ya gerisi zaten yeterli bizim için. Çok güzel. Peki evet. O zaman... Duyurusunu da buradan yapmış olalım. Yarışma 2 hafta daha uzatıldı. Umarız Türkiye'den birileri de bu ekipte yer almak için çaba sarf eder. Sertan, senin eğer soracağın başka soru yoksa benim son olarak bir sorum daha var. Yine izleyicilerimizden biri bana kişisel olarak iletmemi istedi. Tavsiye edeceğiniz kitaplar var mı bu konuda? Ben de merak ediyorum. Hani tamam, bunları inceleriz, okuruz siteleri, ama kitap olarak da hani baştan sona okuyabileceğimiz veya arada şu kısmını okuyun diyebileceğiniz kitaplar. Şöyle söyleyeyim. Başlangıçta Mark Ludwig diye bir fizik profesörünün bir kitabı var. Little Black Book of Computer Viruses. Bunları da yazacağım bu arada internette. Bir sonraki aşamada The Giant Black Book of Computer Viruses. Windows Internet olmazsa olmaz bizim alanımızda. Bir de reversing ile ilgili makaleler okumalarını tavsiye ederim. Reversing ile ilgili de ne yapabilirler? Türkiye'de de kaynaklar var. Mesela SC Design var. MDK grubun eski makaleleri var. Ya eski diye bakmasınlar. Verilmeye çalışılan felsefe aynı. Onu yapan şimdiki halini de yapabilir. Bunun yanında bu aşamalar tamamlandıktan sonra da Malware Analyst Cookbook var. Bu da çok güzel bir kaynak. İlerleyen seviyede de forensik ile ilgili kitaplar okuyabilirler. Yani hangi sistemde çalışacaklarsa, işte NTFS olabilir, X3 olabilir. Yani artık iş malware forensik aşamasına gelecek. Bu kitapları tavsiye edebilirim. Çok güzel. Evet. Teşekkür ediyoruz. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size Emre Bey. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Ve ufuk açıcı bir sohbet oldu. Bu konuda uzmanlaşmak isteyen arkadaşlara da yol göstereceğine eminim. Tekrardan biz teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, katıldınız. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Evet. Bir sonraki Güvenlik TV'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.